Subhanım Allah, Sultanım Allah, Nebim Muhammed aleyhisselam. Subhanım Allah, Sultanım Allah, Nebim Muhammed aleyhisselam. Selamu aleyküm kardeşlerimiz. Elhamdülillah Şeyh babamızın durumu günden güne iyiye gitmeye başladı. Tedaviye de cevap vermeye başladı. Ben evvelki gün Şeyh Efendi Hazretlerini gördüğüm zaman düne göre dün nasıl diyeyim? Şeyh Efendi Hazretlerini akşam gördüm. Akşam gayet iyiydi. Düne göre gayet iyiydi. Evvelki güne de çok çok daha iyiydi. Elhamdülillah. Yani Şeyh Baba gün gittikçe iyileşmeye başlamıştır. Bu da bizim için iyi bir müjdedir. Şimdi bizim yapacağımız ne var? Bizim yapacağımız bir mesele şudur. Biz evvela bütün düşüncelerimizi, bütün fitne olan, bilmem ne olan onları bir kenara bırakıp biz Şeyh Efendi Hazretlerine konsantre olmamız lazım. Şeyh Efendi Hazretlerine bir kalp olmamız lazım. Şeyh Efendi Hazretlerine bizi kabul ettiği için sevinmemiz lazım ve onun ömrünün uzaması için, sıhhat, afiyet olması için dua etmemiz lazım. Duaları hiç unutmamamız lazım. Duaları devam ettirmemiz lazım. Çünkü Şeyh Efendi Hazretleri bize lazım. Ama o ona sorsan o maşallah her şeyi almış. Ömrü de vermiş Rabbim. Makamı da vermiş Rabbim. Dünyalık da vermiş Rabbim. Ahiretliğin saltanatını da vermiş. Onun için Şeyh Efendi Hazretleri hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bizim ihtiyacımız vardır Şeyh Efendi Hazretlerine. Bizim ihtiyacımız Şeyh Efendi Hazretlerine nedir? Biz zayıf kullarız. Biz hiçbir şeyiz. Onsuz bizim nefesimiz bile kokar, ağzımız bile kokar, kendimiz bile kokarız. Biz Şeyh Efendi Hazretleriyle temizlenmişiz. Biz Şeyh Efendi Hazretleriyle güzelleşmişiz. Biz Şeyh Efendi Hazretleriyle çok iyi olmuşuz elhamdülillah. Onun için ya Rabbim bizi o Şeyh Efendi Hazretlerinden mahrum etme. Bizi onun ayak tozlarından etsen biz daha çok seviniriz. O öyle bir zattır ki biz onunla şeref bulduk. Biz onunla güzellik bulduk. Biz onunla Allah'ı tanıdık, peygamberi tanıdık. Ondan dolayıdır ki biz vazifemiz Şeyh Efendi Hazretleri için sadaka dağıtacağız sağa sola. Fakir fukaraya bakacağız. Efendime söyleyeyim, dua edeceğiz Şeyh Efendi Hazretleri'nin niyetine. Bir de hacet namazı kılalım diyorum ben. Her yatsı namazından sonra iki rekat hacet namazı. Bu hacet namazı bir insanın sıkıntıya girdiği zaman, bir insanın bir zorluğa girdiği zaman kıldığı bir namazdır. Şimdi de biz Şeyh Efendi Hazretleri için bizim için zor bir zamandır. Bizim için zor bir zamandır. O zor zaman da ya Rabbim senin bu iki hacet namazına onu kılarak Şeyh Efendi Hazretlerine şifa talep edelim. Sıhhat talep edelim. Ömür talep edelim. Bu iki rekat yatsı namazından sonra, namazlar bittikten sonra onu ayrıyeten iki rekat bir tekbir getirin. Bir Fatiha'yı, ondan sonra üç ihlas ve ruku secde yaptıktan sonra ikinci rekatta da bir Fatiha, bir İza ca'a nasrullahi vel fatih okuyun. Ondan sonra kul a'uzu bi rabbil falak, kul a'uzu bi rabbin nas okuyun. Ondan sonra namazı bitirin ve orada yalvarın Rabbil alemine. Ya Rabbim bize şeyhimizi bağışla, ona ömür ver, ona sıhhat afiyet ver. Kimin duası tutacak belli değildir. Onun için herkese bunu tavsiye ediyorum.
yapın diyorum, sizin kendi hacetleriniz olur, onları da onun içine katarsanız, ama önemli olan bizim Şeyh Efendi Hazretlerinin sağlığıdır. Şeyh Efendi Hazretlerinin bizimle beraber kalmasıdır. Çünkü bizim ihtiyacımız var. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Biz ya Rabbim diyoruz ki biz şeyhimize muhtacız. Biz şeyhimiz olmasa nefesin tadı yok. Efendime söyleyeyim, şeyhimiz olmasa dünyanın tadı yok. Bugün benim yeğenim dedi ki, dayı Lefke'de Şeyh Efendi Hazretleri yok, Lefke bomboş. Ben de dedim yanlış. Dünyada Şeyh Efendi Hazretleri olmadığı zaman dünya boş. Lefke değil, dünya boş. Onun için o bizim her şeyimizdir, dünyamızdır, hayatımızdır, ruhumuzdur, her şeyimizdir. Ondan dolayı ben bu hacet namazında şiddetle tavsiye ediyorum. Ben de kılıyorum, siz de kılın, onun da dua edin. Allah şeyhimize uzun ve sıhhatle afiyet, bu zor günlerden de çabuk çabuk kurtulsun ve Lefke'ye dönsün, makamında otursun. Bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha.